Hırsın geçti mi kurtlara? Geçti. Çoktan geçti. Ağlar, bu kurt dereli öyle doğru, dost doğru bir pehlivan ki... Güreşten önce çılgar teklif ettiydim de kabul etmedi. Demek hırsınız, hıncınız geçti gitti ha? Abe güreş kinle tutulmaz. Ağlar, bizim meslekte öc almak vardır ama... kin gütmenin yeri yok. Pehlivanlar, sizler güreşirken yanıp tutuştunuz. Bizler de seyrederken heyecandan bittik. Şimdi içimizdeki yangını söndürelim. Hatun, bak hele, büyük gelin ayranları hazırladı mı? Gelin, tez ol tez. Abi şerefimi beş paralık ettin. Pehlivan anasıyız diye gururla dolaşırız şuracıkta. O kadar hürmet görürüz. Şimdi el alemin yüzüne nasıl bakacağım ha? Senin gibi bir pehlivan hatalı düşer miymiş? Utanmadın mı? Deyiver bakayım. Cümle alem duydu Çakır'a hatalı düştüğünü. Hem de kündeyle yenildiğini. Olacağı buydu zaten. Kurumundan, çalımından yanına varılmıyordu son zamanlarda. Ben seni sırtın çayıra yapışa koysun diye mi pehlivan yaptım be rezil? Nasıl yaptın bu işi ha? Nasıl? Anamın böyle öfkelendiğini hiç duymamıştım. Haksız da değil hani. Ona demiştim. Kendine bu kadar güvenme. Hasmını bu kadar hafife alma diye. İyi. Yesin anasından zılgıtı da aklı başına gelsin densizin. Yazık oldu bunca emiğime yazık. Düş hele önüme. İznim olmadan bir daha Mehmet'in odasında gecelemeyeceksin. Hey anam, sen ne, ne celalli anaydın. Dereli Mehmet Pehlivan'ın günü yıllar geçtikçe artar. Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir ve civar illerde aranılan bir pehlivandır. Güreşlerden kazandığı ödüllerle kemeri iyice dolar, kılığı kıyafeti, evi barkı düzgün, hatırı sayılır, varlıklı bir pehlivandır. Oo, Filiz Nurullah geliyor. Aman ağam, o ne heybetli vücut öyle. 160 okka çektiğini söylüyorlar. Vallahi gözümle görmesem inanmazdım. O koskoca gövdeyi aldanma. Çok şen yaratılışlı, şakacı bir pehlivan. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Bak burada kurt derili Mehmet Pehlivan var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş gelmişsin. Sefalar getirmişsin pehlivan ağam. Ne oh kurt derili. Ben Cile'in güreş tutacak pehlivan bulamadım mı? Bulamadım Filiz ağam, bulamadım.
Katrancıyla da, Kepsutlu Çakır'la da dost oldu. Artık benimle sahici güreş tutmaz oldular. Onlardan başka çekineceğim bir pehlivan yok. Hadi gel beraber kapışalım. Abi pehlivan, aklımdan geçeni söylesem ayıp olur mu bilmem. Yahu Mehmet, ben de güreşecek hal mi kalmış? Bu koskoca gövdeyle boğuşmaya nefesim kafi gelir mi sanırsın? Baş pehlivan olduktan beri hiç kimse benimle çalışmaya yanaşmıyor. Ağaçlarla, taşlarla kollarımı çalıştırıyorum. Ama oyunları kimle deneyeceğim? Derim ki benimle idman güreşi tutar mısın? Altımda ezilmezsen tutarız be pehlivan. Yahu Mehmet, buralarda dolanıp durmayı bırak da benimle ders adete gel. Ders adete? Payitahta mı? Allah yardımcın olsun. Sağ ol. Böyle kabiliyetli güreşçilerin Anadolu'da heba olmaları çok yazık doğrusu. Fil hakika Avrupa'ya hatta Amerika'ya giden güreşçilerimiz de yok değil. Koca Yusuf'un Amerika'da meşhur şampiyon Robert'i yenişi adeta efsaneleşti. Hakkı aliniz var Paşa Hazretleri. Bizim Koca Yusuf pehlivan karşılaşmanın nihayetinde Robert'i kaldırıp seyircilerin arasına fırlatıvermiş. Azizim, o ne müthiş kuvvet harikası. Filibeli Kara Osman'la Kara Ahmet de Avrupa'da yüzümüzü güldüren müstesna kabiliyetlerden. Evet evet, Kara Ahmet'in Avrupa'ya ilk gidişinde vazife icabı Paris'te ikamet ediyordum. Dolayısıyla güreşlerinin pek çoğunu seyretme fırsatı bulabildim. O karayağız delikanlı, alafranga güreşte bile Avrupalıları pes ettiriverdi. Konağa davet ettiğim Kurtdereli Mehmet Pehlivan'dan da sitayişle bahsediyorlar. Anadolu'da yayılan şöhreti demek buralara kadar geldi. Davetliniz olan pehlivanlar geldiler efendim. Gelin, gelin. Buyurun. Pehlivanlar ders adette kaldığı müddet zarfında ihtiyaçları tarafından temin edilecektir. Kurtdereli Mehmet, Filiz Nurullah'la birlikte gezmek amacıyla geldiği İstanbul'da bir müddet kaldıktan sonra Adalı Halil'le karşılaşmak üzere Çayırhisar'a gider. Mehmet, baş pehlivanlar derler ki Kurtdereli karşımıza çıkmasın. Bizim ayrılacak kozlarımız vardır. İyi iyi, benim de soyunmaya niyetim yok zaten. Abi Mehmet, ne oflayıp durur? Adalı'yı beklerim. Oo, bu saatten sonra gelmez adam. Gelir gelir. Onun gayesi başkadır. İster ki beni yorgun yakalasın. Mehmet, bak bak. Gözün aydın Kurtdereli. Adalı geliyor. Baksana arabanın yayları fazlaca oturmuş. Hadi çabuk ol, soyun. Çıkar. Ver onu da. Hadi kurtar.
Kurtdereli'nin el ensesine ancak Adalı'nınki gibi bir ense dayanır. Böylesine denk güreş görünmüş şey değil Basri Bey. Yalnız kuvvetleri, oyunları değil, adeta bütün vücutları da denk bunların. Görürsün, bak Rıza Bey, akşama kadar güreş tutsalar da yenişemez bunlar. Hadi be Mehmet, tak çaprazı, sür! Kurtdereli müthiş öfkelendi. Adalı da ondan aşağı kalmaz. Tamam. Allah vere benim araza çıkmasa. Yeter artık Kurtdereli, bitir işini. Hadi yiğidim. Hadi Adalı'nın kadını yara. Abi Mehmet aşırkün değil. Yaşa yiğidim. Aslan deli ormanlı. Bu birbirlerini öldürecekler. Aman Rıza Bey, ne etsek? Ahali duramaz oldu. Güreşten çıktı bu iş. Dövüşe döndü. Olmaz ki azizim. En canlı ciğerlerine hamle ediyorlar. Bu güreşin hakkı beraberedir. Etmeyin yiğitler, ikiniz de birbirinizden yamansınız. Gelin işi tatlıya bağlayalım. Yeter aslanlarım, yeter gayri. Gidin işinize be. İlan et. Bırakın da er meydanında kuzumuzu paylaşalım. Haydi bre Adalı, bak şuraya. Bırakın, kesin. Bırakın be. Kesin. Ayrılın. Bırakın beni be. Bırak. Gel. İşte etlerimiz de geldi. Buyur koca usta. Tebe pehlivan ağalar, tuttuğunuz güreşten göğsümüz kabardı. Pehlivan dediğin sizin gibi oldu. Böylesi bir güreş seyretmek sanırım bir daha nasip olmaz. Gücünüz de, ustalığınız da, hüneriniz de birbirinizin aynısıdır. Siz artık birbirinizle güreş tutmayacak kadar kardeş olmalısınız. Abi Adalı Halil, dünya ahiret benim kardeşimsin. Ağalar, bundan böyle biz kardeşiz. Velhasıl bunca pehlivan umduğunu bulamadı azizim. Sefirlerin güreş seyretme arzuları üzerine payitahta gelen pehlivanlar eski itibarlarına kavuşacaklarını sandılar. Neticede güreşler gösterişten ibaret kaldı paşam. Pehlivanlara bol ihsanda bulunulmuş ama neye yarar? Alafranga'da kuvvetli olan Karahmet yağlıda da gücünü göstermek istedi lakin muradına eremedi. Kara Ahmet daha ne ister? Paris'te hiç yenilmeden dünya şampiyonluğunu kazandı. Hakkını teslim ederim. O takdire şayan bir pehlivandır. Koca Yusuf efsanesinin dalgalara gömülmesinden sonra tesellimiz onun Avrupa'daki galibiyetleridir. Hey koca Yusuf hey. Cihana meydan okudu da okyanusun azgın dalgalarına mağlup oldu. Huzur güreşlerinde umduğunu bulamayan bu pehlivanlar arasında bilhassa Kurtdereli Mehmet Pehlivan Diyar-ı Küffar'da mutlaka seyredilmelidir paşam. Sizinle aynı kanaatteyim. Kurtdereli Mehmet de mutlaka Avrupa'ya gitmelidir. Pehlivanımızın oralarda zaferler kazanacağından eminim. İstanbul'da yapılan gösteri güreşlerinde umduğunu bulamayan Kurtdereli Mehmet Pehlivan Avrupa'ya davet edilir. Hareket etmeden önce saray mabeyincisi tarafından huzura çağrılır. Zat-ı şahane,
selamlarını ihsan ederler. Avrupa'da güreşirken taç ve tahtımın şan ve şerefini koruyarak güreş yapsın buyuruyorlar. Efendi, zat-ı şahanenin tacının tahtının şerefi başım üstünedir. Ancak benim sırtımın da milletimin de şerefi vardır. Memleketten ilk ayrılışım, diyarı gurbetteki o unutulmaz günler, fotoğrafçılar, gazeteciler nasıl etrafımı sarıvermişlerdi. Doğrusu Paris'te Frankler'in çok takdirini kazanmıştım. İşte geliyorlar. Bizi karşılamaya gelmişler. Bu ne endam, bu ne boy poz. Ah Angel, hayran oldum doğrusu. Paris'te kimlerle güreş yapacaksınız? Türk pehlivanlarının dayanılmaz gücünün kaynağını açıklar mısınız? Greco-Romen güreş hakkında düşünceniz? Biraz daha yanaşın lütfen. Uyguladığınız çalışma metotları nelerdir? İzninizle lütfen. Şöyle geçeyim. İzninizle beyler. Bir dakika beyler, yol verin. İzdama gerek yok. Pehlivanlar hepinizin sorularına cevap verecekler. Yol verin lütfen, lütfen. Lütfen beyler, lütfen açılın biraz. Lütfen. Yol verin. Evet. Sağ olun. Gelin pehlivanlar, oturun şöyle. Geçin. Enteresan fikirleriniz var monşer. Gerçekten onları bu gece yemeğe davet edecek misiniz? Elbette monsieur, elbette. Demek ki pehlivanların güç kaynağını keşfedeceksiniz. Sanmıyorum aziz dostum. Böylesine müthiş bir kuvvetin kaynağı yalnız aşırı yemekten gelemez. Benimkisi sadece merak. Merakınız nedir? Duyduğuma göre bu pehlivanlar yemek yiyişlerini hep gizli tutuyorlarmış. Organizatörleri herkes çekildikten sonra yemekhanenin perdelerini sımsıkı kapattırıp yediklerini, içtiklerini hep gizliyormuş. Burada kaç güreş yapacaklar acaba? Daha belli değil. Öyleyse sizi kutlamak gerek dostum. Paris'in en lüks lokantasını kapatıp pehlivanları yemeğe davet etmek, onların da bu daveti kabul etmelerini sağlamak az iş midir? Ancak bazı şartlar öne sürdüler. Ne gibi şartlar? Domuz eti üzerinde titizlikle duruyorlar. Organizatörleri sevdikleri yemeklerin listesini aşçı başıya verecek. Bir de Filiz Nurullah adındaki o iri dev mutfağı önceden denetleyecekmiş. Bismillah. Sağ olun, bizi bu güzel yere davet ettiniz. Ancak bu iş böyle olmayacak. İzniniz olursa biz kendi usulümüzle yiyip içelim. Hay hay, rahatınıza bakın pehlivanlar. Dilediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Sağ olun, gel, gel. İzninizle. Ömrüne bereket akaların agası. Veri ver. Yaşa be Filiz ağam. Karnımız ancak doyacak.
Abi Filiz adam domuz eti falan olmasın. İçin rahat olsun adalı pehlivan. Onlar dana etidir, dana eti. İhtimal edin Mösyö, gözlerimle görmesem katiyen inanmazdım. Bu ne iş daha? Daha yeni başladılar. Hani ya bizim soğukluğumuz Filizam, Paris'teki bizim talebelerin getirdikleri bir bakraç yoğurdu ayran yaptırasın diye sana vermemiş miydi? Dur hele Mehmet, ayran. İşimi sağlama bağlamışım. Başlarında durup ayranı yaptırıverdiydim. Şimdi getirirler. Abi buncağızlar ayran yapmasını da mı bilmezler ya? Tövbe tövbe. Yiyebiliyoruz. Memleketlerinde pek meşhur olan çavuş üzümünden bir küfe buldurttum. Getirin. Bu pehlivanlar garip insanlardır. Koskoca cüsselerine aldanmayınız. Yufka yüreklidirler. Hele memleketlerinden böyle uzaktayken. Abi çok yaşayasın Mesih'e. Şimdi canımıza can kattın. Hasret kaldıkları bir şey bulunca çocuk gibi seviniverirler işte. Peki şimdi ne yapacaksınız? Doğru otele gider, deliksiz bir uyku çekeriz. Nasıl yediler onca yemeği? Bunlar mutlaka çatlayarak ölürler. Hiç ses soluk yok. O kadar çorba, et, pilav, üzüm. Evet. Mutlaka çatladılar. Başka yolu yok. Çatladılar. İyi geceler Mösyö. Gülhem Rüstem yalnız Hint şampiyonunu değil, mecuzi pehlivan Kigar Singh'i yendiği için bütün Müslüman Hintlerin kalbini kazanmış bir kahraman. Demek ki şimdi de dünya şampiyonluğunu kazanmak amacıyla Paris'e geldi. Gülhem Rüstem, Hint kaplanı, Keşmir bihracesinin en gözde adamı, sadece bitmez tükenmez bir servetin sahibi değil, doğunun debdebeli hayatının sembolü. Bırak canım, bize ne onun parasından pulundan. Biz kendi cebimizi doldurmaya bakalım. Evet dostum, bizim için kaçırılmaz bir fırsat bu. İyi de kiminle karşılaştıracağız? Öyle ya, kiminle karşılaştıracağız? Gulam'ın ölçüleri belli. Neydi? Boy 1.74 santim, ağırlık 130 kilo, göğüs çevresi 1.45 santim, boynuysa 52 santim. Dostum, bizim güreşçilerden hiçbiri Gulam Rüstem karşısında 5 dakikadan fazla dayanamaz. Ah, Türk pehlivanı Koca Yusuf hayatta olsaydı ne müthiş bir karşılaşma olurdu. Şu anda Paris'te olan bir Türk pehlivanı var. Neydi adı bakayım? Kurtdereli.
Evet. Evet, kurt dereli. Çok kuvvetli sanırım. Bu Türk ulama iyi bir rakip olabilir. Bakalım gücü yeterli mi? Her ne kadar boğa gibi diyorlarsa da. Canım efendim, Avrupa'nın en teknik güreşçisi Emable de la Calmette'le bir deneme güreşi yaptırır, öğreniriz gücünü, kuvvetini. Ne oldu bu iş? Ben her şeyi ayarlarım. Kazancımız çok iyi olacak. Çok. Fransız güreşçilerini nasıl buluyorsunuz? Müsaade ederseniz Kurtdereli Mehmet Pehlivan güreşten sonra sorularınızı cevaplasın. Beyler, Kurtdereli Mehmet Pehlivan deneme güreşine hazırdır. Meşhur güreşçimiz bu. Ya, çok güzel. Ya. Evet beyler, müsaade edin de güreşe hazırlan. Hadi pehlivan, hazırlan. Beyler, müsaade edin. Biz Paris'e, gazetecilere resim çektirmeye, röportaj yapmaya gelmedik. Güreşmeye geldik. Ver bakayım takkeni pehlivan. Müsaade edin beyler, müsaade edin. Konuşacak, hepsini söyleyecek size. İş güreşe başlayalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çekilin bir dakika. Rahat bırakın pehlivanımızı. Hazırım. Ama pehlivan, Kurtdereli soyulmayacak mı? Gereği yok. Kurtdereli böyle deneme güreşleri için soyunmaz. Göreceğiz bakalım. Unutmayınız ki teknik güreşte Calmette'in üstüne yoktur. Yavaş, ne yapıyorsunuz mesye? Bu denemeye razı edebilmek için neler çektim ben? Bravo, bravo, bravo. Olağanüstü, inanılmaz. Bu bir tabiat harikası. Calmette, 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 kendine gel. Calmette. Evet, tıpkı Yusuf gibi. Tıpkı. Abi Filiz ağam, oturmuş ne bekleriz burada? Saatin hala? Saatin dolmasını bekleriz pehlivan. Öyle ya. Müslüman mısın? Elhamdülillah. Evet beyler, size Paris'in en büyük salonunda bir tek karşılaşma teklif ediyoruz. Kabul. Bizce uygundur. Abi tek güreş olur mu? Şuracığa gelmişken yaparız iki güreş. Hay hay, yeter ki Gulam Rüstem de kabul etsin. Kimin daha üstün olduğunu belirlemek için tek güreş yeterlidir. Bizim pehlivanlık usulünde böyledir. Teklif edilen güreş reddedilmez. Ben yenersem yenilenin bir güreş daha isteme hakkıdır. Ola ki ben yenilirsem ikinci güreşi isteme hakkı bana düşer. Canım, koskoca Hint kaplanı güreşten kaçacak değil ya. Kurtdereli'nin dediği gibi olsun. Güreşmekten korkacak değilim ya. O halde oldu bu iş. Parisliler nefis bir güreş ziyafeti seyredecekler. Hı hı. Kontrata güreşin iki kere yapılacağına dair ilaveyi kaydettirelim. Gulam Rüstem ve Kurtdereli Mehmet. Yapacağınız karşılaşma için 95'er İngiliz altını alacaksınız. Hadi görelim sizi. Hint kaplanına karşı Türk aslanı. Hintli için sihirbaz kadar hünerli diyorlar. Bakalım Kurtdereli onunla baş edebilecek mi? Hiç kuşkunuz olmasın Monsieur Le Duc.
Kurtderili'yi ben çok iyi tanıyorum. Hatırlıyorum Monşer. Anlatmıştınız otel koridorlarında size nasıl ter döktürdüğünü. Kurtderili'nin Kalmit ile yaptığı deneme güreşi de dillerden düşmüyor. Zavallıyı öyle bir şiddetle yere sere vermiş ki. Görünüşe bakılırsa bu müthiş Türk kendine epey taraftar topladı. Çok doğru. Özellikle kadınları. Haksız da değil hani. Her iki taraf üzerinde de büyük bahisler oynanmakta. Duyduğuma göre Monsieur Pierre ile Mademoiselle Isabelle Kurtdereli üzerine bir servet yatırmışlar. Yalnız onlar mı dostum? Oo. Yoksa siz de mi Monsieur Le Duc? Evet, ben de dostum, ben de. Kurtdereli'nin lehine önemli miktarda para yatırdım. Ya Londra'dan akın akın gelenlere ne demeli? Gulam Rüstem'in Hintli oluşu İngilizlerin ilgisini çekmiş olacak. İngiliz seyircisi de olursa Gulam için karşılaşmanın önemi bir kat daha artar. Çok heyecanlı bir mücadele olacak, çok. Bravo, bravo. Hint kaplanı çok yaşa. Kaplanlık bile sana bravo alsın. Gulam, bravo. Kurtdereli bu sefer taşa değil, kayaya çarptı, kayaya. Yahu bu adam azgın boğaya dönmüş. Kurtdereli'nin vay haline. Hadi, hadi Hint kaplanı gel. Yeter bugünlük ha, yeter. Gulam, Kurtdereli Mehmet'ten çekinmiyor musun? Kurtdereli'nin şansı nedir acaba? Yeneceğim, yeneceğim. Kurtdereli'yi yeneceğim. Sırtını yere yapıştıracağım. Bana Hint kaplanı derler, Hint kaplanı. Üzülme be Mehmet. Abi nasıl üzülmem? Kaldık bu kefere içinde tek başımıza. Ahmet Kul'un ne güne duruyor Kurtdereli pehlivan? Ha, bir de sen koyup gideydin. Adalı Halil Franklerle kapışacağım diye çekti Almanya'ya gitti. Şimdi de Filiz ağam. Yapma be Mehmet. Keyif için gitmiyorum ya. Bir lüzum asıl olmuş çağırdılar memleketten. Varıp hemen geleceğim. Sanki payitaht Şuracık'taymış gibi. Dertlenme pehlivan ağam. Ben sana ondan iyi bakarım. Bırak gitsin işini. Tam zamanını bulduydu. Bilmez misin Hint kaplanı mıdır nedir? Nasıl kasım kasım kasılır? Ey Kurtdereli. De hey deli ormanlı koca kurt. Sana kaplan mı dayanır? Bir pençede tepe taklak devirirsin inşallah. İnşallah. Sağlıcakla kal Mehmet. Allah'a emanet ol Filiz ağam. Allah'a emanet ol. Kurtdereli Mehmet, Fransız seyircisinden özel bir ilgi görür. Gittiği her yerde etrafı hayranlarıyla çevrilir. Kurtdereli Mehmet'le Gulam Rüstem'in 12 Ağustos'ta Hipodrom At Cambazhanesi'nde yapacakları karşılaşma için bütün hazırlıklar tamamlanır. Ah Ahmet ah. Bu idmansızlıktan ne yapacağımı bilemem. Yok be ağam. Bu halin bile onlara yeter de artar bile. Evelallah her bir şeyin üstesinden gelirsin sen. Of. Te memleketteyken Cemal Yavuz'la dertleşmiştim. O bile doğru dürüst idman tutamadan Şuracık'a gelmemden dehşete düşmüştü. İyi de güzel ağam. Senin gücüne dayanacak frengi nereden bulacağız? Cemal Yavuz dediydi ki, koca Yusuf'un da derdi benim gibi idman yapacak kimse bulamamakmış. Onun için duvarlarla idman edermiş. Duvarlarla mı? Hmm. Duvarlarla. İşte böyle. 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 Allah kerim.
gibi çarpıyor. Heyecandan bayılırsam sakın şaşırma. Ne kadar yakışıklı. Bütün Paris'i arasan böylesini bulamazsın. Bakın bakın Türkler. Tanınmış bir Türk paşası. Avrupa'da çok ünlüdür. Türkler milli şereflerine düşkün insanlar. Böyle bir karşılaşmayı kazanmak onlar için gurur meselesi. Maşallah durumun çok iyi Rüstem. Yine de acele edip hemen güreşe girme sakın. Adamın hiç güreşini görmedik ki. Hangi oyunlarda hünerlidir bilmiyoruz. Önce iyice ölçüp tart. Kurtereli iri yer güçlü. Çok da kuvvetli. Halinden belli oluyor. Ama hiç itman yapmıyor. Olsun. Sen yine de tedbirli ol. İyi ya. Benim en büyük şansım onun idmansızlığından istifade etmektir. Tedbirli olmakta fayda var. Sen dediklerimi unutma. Meraklanma. En iyi oyunumu tatbik edip işini çabuk bitireceğim. Ne olur kurt dereli ki artık şunu. Sesleri duymuyor musun? Halk salonu doldurdu. Güreşe başlamak gerek. Abi olmaz öyle şey. Ayıp doğrusu. Güreşçilerin ne giydiğini bilmiyor musun? Vay. Salonu yıkacaklar. Gözünü seveyim kurt dereli. Giy şu mayoyu da çık meydana. Olmaz öyle şey, olmaz. Ben öyle kadınlar gibi giyinmem. Peki öyleyse, nasıl istersen öyle giyin. Ahmet, kısmetimi getir. Baylar, bayanlar, karşınızda gücüyle, çevikliğiyle ünlü meşhur Hint kaptanı Gulam Rüstem. Evet baylar bayanlar, bu tarafta da acı kuvvetiyle tanınan Türk pehlivanı Kurtdereli Mehmet. Yaşa Türk Kurtdereli! Göreceksiniz, bu Türk pehlivanını 10 dakikada yeneceğim. Böyle söz pehlivanlığa yakışmaz. Ne olacağını güreşenler değil, meydan bilir. Açıldı. Gulam kurnaz. Sinsice yanaşıp Mehmet'in idmansızlığından yararlanmaya çalışıyor. Hadi kurtar eli.
Hadi! Bastır! Ayrılın, ayrılın, tamam. Devre bitti. Çekil. Tamam, iyi gidiyor. Hadi ulan! İlk kapı açalım! Hadi yutun! Hadi ulan! Artık korkum kalmadı. Kurt Dereli iyice ısındı, canlandı. Birazdan bastırıverir. Gulam Rüsten fena sıkıştı. Aman dikkat. Şimdi o meşru oyununu çekerse... Demedim mi size? Gulam'ın oyunu bu işte. Eyvah, Kurt Dereli'yi boğacak. Hadi aslanım be, hadi be Kurt Derelim, hadi! Rüstem, Rüstem, iyi misin? Kolum fena halde incindi, artık güreşemem. Tehlikeli bir durum yok, güreşe devam edebilir. Hayır, güreşemem, güreşemem! Doktor izin verdiği halde güreşmezsen seni yenik sayacağız. Öyle olsun. Kurt Dereli Mehmet 2 saat 10 dakikada galip gelmişti. Öyle bir yorulmuşum ki Ahmet. Bunu içer. Bir güzel de uyku çekersen bir şeyciğin kalmaz. Görmez misin? Kollarım şuya dönmüş. Abi azgın boğadan betermiş bu gulam. Güzel ağam. Aslanlar gibi güreştin. Göğsümüz kabardı seninle. Şimdiye kadar 2 güreşte zorlandım. Biri Çayırhisar'da Adalı Halil'le karşılaştığımda... ...biri de işte bu Gulam Kaplan'ıyla. Hadi, hadi. Adamı öyle bir fırlattın ki... ...doğduğuna doğacağına pişman ettin. Öyledir herhal. Hayrola? Niçin geldin Kurt Dereli? Abi yapmıştık bir kontrat. Gulam'ı yendiğime göre... ...ikinci karşılaşmayı istemek hakkıdır. Onun için geldim. Oho, Gulam Hindistan'a gitti. Hindistan'a mı? Evet. Abi kavilleşmiştik. Nerede kaldı sözümüz? Bırak canım sözü şimdi. Gulam kaçtı gitti. Ama sen ikinci güreş yapılacak diye kalkıp geldin. Sana 95 İngiliz altını daha veriyorum. Avrupa'da yaptığım güreşlerde kimleri yenmedim ki? Kalmet, Pitejenski, Düma. Hepsi birer birer devrilip gittiler. Zaferlerle vatana dönmek ne güzeldi. Güzel, çok güzel. Hesabıma göre kazancımız fevkalade dostum. Türk pehlivanları tutulduğu sürece kazancımız daha iyi olacaktır. Madralı Ahmet'le Hakenşimid'in karşılaşması epey kar bıraktı. Laf aramızda Madralı Ahmet'e yazık oldu. Hakenşimid onu gafil avladı. Mağlup olacak güreşçi değildi. Ya, üstelik Türkler yenilmeyi hazmedemiyorlar. Fırsat bu fırsattır. Halkın ilgisi geçmeden bir Türk pehlivanı daha getirtelim. Kurt Dereli'ye ne dersin? Şu sıralar memleketinde olacak. Ne duruyoruz? Hemen Londra'ya davet edelim Kurt Dereli Mehmet'i. Gidecekmiş. Dur hele dur.
Yetti gayri. Bırak ağlamayı, sızlanmayı. Kim gidecek? Kim olacak? Kurt dereli. Mehmet mi? He ya. Tövbe tövbe. Aha daha yeni geldi köyüne. Ateş almaya mı gelmiş kız hanım? Koskoca pehlivan oldu. Huyundan vazgeçmedi vesselam. Nereye gidecekmiş bu sefer? Avrupa mı der, ne der? Ta uzak diyarlara. Frengistan'dayken davet almış da köye gelip hasret gidermeden varamamış oralara. Ah benim vefalı kız hanım ah. Unutmaz memleketini. Dayanamaz hasretini. Hey güzel gelinim. Aklını başına devşir. Bunda ağlayacak ne var? Bırak gitsin. Gitsin de görsünler onun gücünü, heybetini. Var mıymış bakalım emsali? Öyle olacak gayrı. Onu ben doğurdum. Ben yetiştirdim. İsterim ki dünya alem tanısın Mehmet'imi. Kurt dereli, aziz dostum. Oh, define buldum, define. Hoş geldin Kurt dereli. Sefalar getirdin. Oh be doktor, seni buldum ya. Artık gayrısı kolay. Galanti'den öğrendim Londra'ya geldiğini. Bu otelde olacağını söyledi. Koşup geldim işte. Ne o? Pek bunalmış gibisin. Ha ben nasıl bunalmayayım doktor? Yol bilmem, iz bilmem. Etrafımda hep fan fin fon. Bu İngilizler gözleri fal taşı gibi açılmış bakarlar. Ahmet de benimle gelmedi. Kala kaldık yapayalnız. Meraklanma. Artık seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hastaneye de mi gitmeyeceksin doktor? Ay çok yaşayasın Mehmet. Gerekirse seni oraya götürürüm. Anlat bakalım. Memleketten ne haberler getirdin? Bu nasıl iştir anlayamadım doktor. Buracığa gelmek için tam vapura bindiğimde içimde bir ateş yanmaya başlıyor. Yanıyor ki değme gitsin. Sıla hasretidir kurt dereli. Sıla hasreti. Ayrıldığı anda çöker yüreğine insanın. Köyümü sorarsan eğer çok şükür çift çubuk işleri yolunda. Sağ olsun ağam yokluğumu aratmıyor. Ya baban Hasan ağa? Ey koca kurt. Yaşlanmış ama hiç değişmemiş. Hep aksi çehre. Abi hiç görmemişim onun yüzünün güldüğünü. Ne çok ahbabım varmış yahu. Payitahtta kime rastladıysam doktor Behçet Bey'e selam götür dediler. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Vatandan gelen selamın tadına doyulmuyor Mehmet. Bak doktor, bu iş böyle yürümez. Söyle o galantor patronlara bu adamları göndermesinler. Boş yere para harcayıp duruyorlar. Söylerim söylemesine de... Bunca azlara da yazık oluyor yahu. İşin aslını bilmiyorsun Mehmet. Bu adamlardan başka çalıştırıcı yok. Onlar da gelip yalvardılar. Kurt dereli pehlivan karşımızda idman yapıyormuş gibi davranıversin. Nafakamıza mani olmasın diye. Yoksa bunların haddine mi düşmüş? O niye? Neden olacak aslanım? Organizatör bu idmancılara sana çıksınlar diye her defasında bir altın veriyormuş. Bir altın. Abi desene bunlar beni ekmek teknesi yaptılar. Hastanede bile meşhur oldum Mehmet. Sayende doktor. Ben ne yaptım ki? Tabii. Peşimden ayrılmayıp buralara kadar gelirsen olacağı buydu. Abi otel odalarında bir başıma ne yapayım ben? Hani fena da olmuyor değil. Sayende yeni bir tedavi usulü icat ettik. Hemşireler tedavi sırasında kendilerine zorluk çıkartan hastaları... ...kurt dereliği çağırırız diye korkutuyorlarmış. Vay garibanlar. Latife bir yana, senin şu idmansızlığın beni ciddi olarak düşündürüyor Mehmet. Ne yapsak doktor? Gücün ne kadar müthiş olursa olsun mutlaka ama mutlaka idman yapmalısın. Abi gördün işte, kiminle tutacağız idmanı? Bilmiyorum. Lakin birini bulmaya çalışacağım. Madaralı Ahmet'i düşünüyorum, hazır Londra'dayken. Aman doktor, ben Madaralı'yı bilirim. Benimle idman yapmak için az gelir. Adamın nefesini beyhude yere kırmıyor. Aman canım, ne var bunda? Nafile, o kadar ısrar ettim, Madaralı'yı razı edemedim. Abi doktor, sana dememiş miydim pehlivanın halinden ancak pehlivan anlar diye? Madaralı aslında teklifimi kabul etti.
ama ezilmekten korkuyor. Haklıdır. Kurt dereliye ezilirsem sonra kefereyle de güreşemem dedi. Çare yok. Hadi davran bakalım. Benimle idman yapacaksın. Aman doktor, ne diyorsun? Eğlenme benimle. Hadi uzatma, ne diyorsam onu yap. Gözünü seveyim doktorcuğum. Sen benim başımın tacısın. Sonra bir kaza olur da ömrümce güreşi bırakırım. Gel etme. Yahu ben güreş yapmamış insan mıyım? Vaktiyle Kara Ahmet'in bile bileğini büktüm ben. Bilmez miyim hiç senin ne yaman pehlivan olduğunu? Yine de dengi dengine doktor. Dengi dengine. Bak Mehmet, seninle güreş idmanı değil, spor idmanı yapacağız. Sen şimdi şu yeleğini çıkar bakayım, şöyle gel yere çömel. 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 Yere çömel. Çömel diyorum. Çömel. Çömel. Korkma, yere çömel. Yere çömel, ha şöyle. Bugün hastanede tartıldım, tam tamına 95 kilo geliyorum. Şimdi senin ensene bineceğim. Sen de var gücünle kalkıp çömeleceksin. Kalkıp çömeleceksin. Tamam mı yiğidim? Emrin olur doktorcuğum. Bin bakalım enseme, hadi. Haydi, bismillah. Hop. Şöyle. Hadi bir daha, hop, bir daha. Hadi. Hadi bir daha, hop. Ricamı kabul edip kurt dereliği evime getirdiğiniz için size çok teşekkür ederim Behçet Vehbi Bey. Ne demek efendim? Böyle bir davet için size şükran borçluyuz. Emin olunuz hayran oldum doktor. Gazetelerdeki resimlerinden çok daha yakışıklıymış. Usta bir heykeltıraşın elinden çıkmış gibi. Böylesine iri bir cüssede bu kadar ahenk. Üstelik ne kadar utangaç. Teşekkür ederim. Çok da yakışıklıymış. Teşekkür ederim. Evet öyle. Ne zaman güreşecek acaba? Pehlivanlarınızın özel bir içkisi varmış doktor. Kurt dereliğe bir sürpriz yapmak istedik. Oh, ayran, ayran ha. İnce düşüncenizle kurt dereliği ne kadar memnun ettiğinizi bilemezsiniz hanımefendi.